İlk önce benmari hazırlamak istiyorum. Daha önce bahsetmiştim. Bu burada kaynasın hazır bir şekilde. Burada da muhallebimizi pişireceğiz. Şimdi ben bu tarz tatlılarımda her zaman un kavurmayı tercih ediyorum. Siz arzu ederseniz nişasta da kullanabilirsiniz. Fakat aşama biraz farklı olacak. Pirinç ununu hiçbir zaman sevmiyorum. Aklıma kızım için yaptığım bebek mamaları geliyor. Tereyağımı şöyle bir spatula yardımıyla eriteceğim. Ben genelde 500 mililitrelik bu tarz kavanozlara yapıyorum. Her şeyi içine dolduruyoruz tabii ki belli bir sırayla. Şimdi muzla çok hızlı çalışmamız gerekiyor. Muzlarımızı ya portakallı ya limonlu suyla karıştırıp kararmasını engellemek için yapabiliriz. Ya da tamamıyla çok hızlı çalışacağız. O yüzden hemen soymayalım. Şurada hazır beklesin. Tereyağım erimeye başladı. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı un kavuracağım ben dibine. 1-1,5 litrede süt kullanacağız. Topaklanma olmaması için sütünüzün oda sıcaklığında olmasını istiyorum. Tereyağım eridi. Bu aşamada bir ölçü kaşığı, ölçü kabı kullanabilirsiniz su bardağı için. Ben öncelikle bir 2 yemek kaşığı, 2-4 yemek kaşığı yeterli olacaktır diyorum. Bu tarz muhallebilerde kıvamı kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Evet, unun kokusu çıkmaya başladı. Böyle biraz göstermek istiyorum arkadaşıma da. Likit istiyorum içini. Çok fazla koyu olmasını istemiyorum. Seramik bir tencere kullanıyorsanız silikon olanları tercih edin. Burada biraz geride durun. Çok hızlı bir şekilde dökeceğiz ve çırpmaya başlayacağız. Kenarından kabarcıklar çıkmaya başladığı anda şeker ekleyeceğim bir su bardağı. Benim damak tadıma göre 1-1,5 litre süt için bir su bardağı şeker yeterli. Siz eğer daha tatlı seviyor iseniz bunu 1 litreye 1 su bardağı olarak değiştirebilirsiniz. Benmarin de hazır. Ben damla şeklinde yaklaşık 80 gram paket kullanacaksanız tablet paket, 1 paket bitter çikolata kullanıyorum. Bunu kremayı üzerine dökeceğim. Beraberce eriyecekler ve nefis bir sos olacak. Evet, bu yavaş yavaş ısınmaya başladı. Olabildiğince hiç ayrılmayın başından. O arada şunu da biraz karıştıralım. Nefis bir sos oluyor gerçekten. Şimdi ben bu şekilde kaynama noktasına geldiğinde kıvam için normal sütümü kullandım. Kenarda her zaman kendim için şöyle hazırda biraz süt daha bulunduruyorum. Şeker için uygun vakit geldi. Şöyle bir ölçü kabıyla, evet, tam bir su bardağı koyuyoruz. Dediğim gibi bir paket şekerli vanilin ve hızlıca devam ediyoruz karıştırmaya. Bu aşama çok önemli. Eğer burada karıştırmazsanız dibi tutar. Kaynamaya başladı. Bu aşamada işte farkınızı yaratan bir paket. Ben kolay erisin diye bunları tercih ediyorum. 80 gram beyaz çikolatamızı ekliyoruz. Bu lezzette inanılmaz bir fark yapıyor. Gözünüz burada olsun, taşmasın, ara ara geleceğiz. Hemen hızlıca her kavanoz için bir muz kullanıyorum. Muzlarımızı soyalım. Muzunuz ne kadar olgun ve aromatik olursa tatlınız da esansı o kadar geçecektir. Şu şekilde verev gelişi güzel keselim. 2 muzla başladık. Alırsa daha da çok koyarız. Şu şekilde kavanozumuzun içine dolduralım. Dışarıdan da güzel görünsün. Bir yandan da muhallebinize bakmayı unutmayın. Bu kararmadan yaklaşık 1-2 dakika duracaktır. Daha çok bekletecekseniz dediğim gibi mutlaka limonlu ya da portakallı su kullanın. Ben portakal tercih ediyorum. Limonun biraz ekşittiğini düşünüyorum. Bu arada biraz karıştıracağım ben. Bir tane kepçe yardımıyla. Kepçemi çok seviyorum. Şimdi çok sıcak, dikkat edin. Şimdi şu an içimden geldi. Onun için yapacağım. Yoksa muzla bütün ilişkim sona ermişti ama bir sıra daha muz eklemek istiyorum. Şöyle hızlıca hemen doğrayacağım. Biraz daha spontane bir şeyler yapalım. Biraz daha ekleyeceğim. Bir kepçe daha koyacağım. Dediğim gibi şu an size cıvık gelebilir ama istediğim kıvam bu. Aksi takdirde maalesef kaşıkla yiyemezsiniz. Şöyle biraz daha koyalım. Banana split'in kraliçesi burada. Şu şekilde üstüne dolduracağız.
Dökülsün dökülsün, hiç üzülmeyin, temizleriz. Evet. Şimdi burada sivri uçlu bir bıçak yardımıyla bir çatalın arkası. Şunu tercih edeceğim. Şöyle ufak hareketlerle içine biraz karıştırın. Şöyle içine biraz fındık koyacağım. Ben genelde evde cezve kullanıyorum. Cezveyle yardım alabilirsiniz. Bir et döveceğiniz varsa ondan yardım alabilirsiniz. Şu şekilde kabaca kırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi çikolata sosu dibine çökmeye başladı. Bu soğuduğu zaman, evet, döke saça çalışıyorum. İçine karışacak ve böyle sanki içinde bir karamelize doku oluşturacak. Bu şekilde kapatıyoruz. Bunları arzu ederseniz süsleyebilirsiniz de. Bu şekilde banana splitlerimiz hazır. Bunlar bir gece buzdolabında bekleyecekler. Bana ve ekip arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun.